Ümraniye'de 26 ayrı suçtan kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre geçtiği yakalamaya çalışırken açılan ateş sonucu şehit düşen 1 yıllık polis memuru Şeyda Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen törenle memleketi Sivas'a uğurlandı. Cenaze namazı öncesi şehidin eşi Semih Yılmaz üniformasıyla gelerek şehit eşinin tabutuna sarıldı. Eşinin tabutunu öperek başını koyan Yılmaz, uzun süre gözyaşı döktü. Semih Yılmaz eşinin tabutuna sarılarak, "İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin, Sivas'ı?" diyerek ağladı. Şehidin annesi Nurgül ve babası Mehmet Yağlı da kızlarının tabutunu ve fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Yılmaz'ın cenazesi polis şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Emniyet Teşkilatı'na 2023 yılı Aralık ayında giren şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Ankara Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan 9 ay önce mezun olduğu ve ilk görev yerinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 yıl önce meslektaşı Semih Yılmaz ile evlenen Şeyda Yılmaz'ın eş durumundan İstanbul'a tayin olduğu bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'de işlemleri tamamlanan şüpheli, 2 kadın polis eşliğinde üzerine çöp poşeti geçirilmiş halde Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarıldı. Kadın polisler, meslektaşlarını şehit eden şüpheliyi çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin tehlikeli köpekleri taşımak için kullandığı araca bindirdi. Saldırgan Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Yunus Emre geçti tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Saldırgan Sıkırıldıcı mahkemesi tutuklandı.